muhteşem tarihi, eşsiz doğası, gelişmiş sanayisi ve dinamik kent yapısıyla Türkiye'nin 4. büyük şehri olan Bursa, sağlıklı nesiller için spor tesislerine yapılan yatırımlarla da dikkat çekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın teşvikiyle Bursa'da büyük bir tesisleşme hamlesi yaşanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımlar. Vakıf Bera Kent Parkı'nda çok amaçlı spor salonu ve futbol sahaları inşa edildi. İçerisinde güreş salonu, fitness salonu ve basketbol sahası bulunan çok amaçlı spor salonu bölgede önemli bir işlev üstlenecek. Bursa'nın tarihi Merino Stadyumu'nun sentetik zemini yenilendi. Amatör futbolun kalbinin attığı atıcılar sahasının zemini değiştirildi. Mustafa Kemal Paşa Gençlik Merkezi, sosyal yaşam ve spor tesisleri inşaatında çalışmalar devam ediyor. Projenin %50'si tamamlandı. Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde yapılacak sentetik futbol sahası için çalışmalara başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Osman Gazi Belediyesi tarafından yapılan yatırımlar. Bursa'nın en büyük ilçesi Osman Gazi'de 10 tane basketbol sahası yapılarak gençlerimizin kullanımına sunuldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Yıldırım Belediyesi tarafından yapılan yatırımlar. Bölgede önemli bir nüfusa hizmet veren Fidye Kızık futbol sahası yenilendi. Yıldırım'da ihtiyaç duyulan mahallelere 10 tane basketbol sahası yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle İnegöl Belediyesi tarafından yapılan yatırımlar. İnegöl'e yapılacak gençlik merkezi için proje çalışmaları devam ediyor. Alanyurt'ta inşasına başlanan sentetik futbol sahasının %80'i tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Karacabey Belediyesi tarafından yapılan yatırımlar. Karacabey'e modern bir spor salonu kazandırmak için Öğretmenler Parkı'nda yapımına başlanan ve inşaatı hızla yükselen projenin %50'si tamamlandı. Yine aynı bölgede bulunan 2 adet tenis kortunun üzeri kapatılarak 4 mevsim kullanılmasına olanak sağlandı. İlçeye bir gençlik merkezi kazandırmak için başlanan inşaatın da %45'i tamamlandı. Gençlerin talebi üzerine yapımına başlanan 3 tane basketbol sahası kullanıma açıldı. Meslek Lisesi'nin bahçesinde ve Turizm Merkezi Yeniköy'de inşa edilen halı saha projelerinin %70'i tamamlandı. Kültür Park'taki açık havuzun çelik çatıyla örtülerek yarı olimpik havuza dönüştürülmesi için de proje çalışmaları devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Yenişehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımlar. Yenişehir Spor Kompleksi ve Gençlik Merkezi tamamlanarak hizmete açıldı ve ilçenin yeni aktivite merkezi oldu. İlçede yapılan 3 tane basketbol sahası da tamamlanarak gençlerimizin kullanımına sunuldu. Yer teslimi yapılan sentetik futbol sahasının da inşaatına başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Kestel Belediyesi tarafından yapılan yatırımlar. Kestel'de yapılacak 2 tane basketbol sahasının ihalesi yapıldı, yakında inşasına başlanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Gürsu Belediyesi tarafından yapılan yatırımlar. Yeni Doğan Mahallesi'nde yapımına başlanan 2 tane basketbol sahası tamamlanarak ilçe halkının kullanımına sunuldu. Yer teslimi yapılan 4 futbol sahası için çalışmalara başlandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Orhaneli Belediyesi tarafından yapılan yatırımlar. Orhaneli'nin Türkiye'nin kamp merkezi olması hedefiyle hazırlanan Gençlik Merkezi projesinde hazırlıklar tamamlandı. Her yıl binlerce gencin Uludağ'da ağırlanmasına imkan sağlayacak projenin yapımına yakında başlanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Büyük Orhan Belediyesi tarafından yapılan yatırımlar. Büyük Orhan'da ihtiyaç duyulan halı saha ve soyunma odaları tamamlanarak hizmete sunuldu. İlçede 2 tane de basketbol sahası yapılarak kullanıma açıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Harmancık Belediyesi tarafından yapılan yatırımlar. Yüzme dersleri için kullanılacak açık eğitim havuzu yapılarak ilçe halkının hizmetine sunuldu. İlçede 2 tane de basketbol sahası yapılarak hizmete açıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Orhan Gazi Belediyesi tarafından yapılan yatırımlar. Orhan Gazi'nin Spor Vadisi konumundaki göl tesislerindeki futbol sahasının zemini yenilendi. Orhan Gazi'de yıllardır hizmet veren kapalı yüzme havuzunun tadilatı tamamlandı. İhtiyaç duyulan mahallelere halı saha yapılarak hizmete açıldı. İlçeye 2 tane de basketbol sahası kazandırıldı. Gençlerimizin sporla iç içe bir hayat yaşaması için yapılan tesisler her geçen gün daha büyük bir ilgi görüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile gerçekleştirilen protokolle yapımına başlanan 100 milyon lira tutarındaki vizyon projeler tamamlandığında kentimizin sporcu fabrikası unvanı tescillenecek. Bakanlığımızın ve belediyelerimizin güç birliği ile başlanan 100 yıllık yatırımlar sayesinde Bursa hem ulusal hem de uluslararası spor arenasında daha büyük başarılara imza atacak. Sağlıklı nesiller için modern spor tesisleri inşa ediyoruz.